Müşriktir demiyorum. Sen bir şekilde... Az önce sayarken mesela alkolü haramdan saymadınız değil midir? Hayır, alkol de haramdır. Alkol de haramdır ama bu yenilecek şeyler de haramdır. Ayrıca diğer ayetlerde içki, kumar ve falokları da şeytan işi pisliklerdir. Bundan vazgeçtiniz değil mi diye geçer. Yani içki, kumar ve falokları da diğer şeyden yaptıkları neticelerden dolayı haram kılınmıştı. O neticelerin ne olduğunu da Kur'an sayar. Müslümanların arasını bozmak ve Allah'ı anmaktan insanların alıkonması olarak niteler. Yani Kur'an'da da o açık bir şekilde haram kılınmıştır. İsim kelimesi geçer. Şimdi hazır içkiyken o zaman geçen haftaki tartışmadan bir tanesini yine bir hatırlatayım. İzleyenlerin de aklında kalmış olabilir. Bu Nasıl Mensuh meselesinde Cübbeli Ahmet şeyi anlatırken hoca Nasıl Mensuh'da alkol meselesine örnek verdi. Dedi ki işte burada diyor ki güzel keyif vericidir bilmem nedir ama namazla yaklaşmayın alkollüyken sonrasında tamamen yasaklıyor. Bakın tedrici bir şekilde bir şeyin haram kılınması ayrı bir şeydir. Nasip mensuh ayrı bir şey. Allah biz zaten Kur'an'daki... Ben mesela şöyle algıladım çok özür dilerim. Şimdi Allah diyor ki Kur'an'da içki içmeyin. Hı hı. Ama biliyor ki insanlar içecekler. Evet. Orada da diyor ki bence bana göre bilmiyorum. İçtiği... Yani, aynen. Bu zıkkımı içtiniz. Bari sarhoşken namaz kılmayın. O, İki, o bana ayette, öyle geldi. İki ayrı yasak var. İkisi de bakidir. Tabii. Bir, içme. İçme. İçtin bari namaz kılma. İçtin namaz kılma. O aynen geçerlidir bir. Ve günümüzde var da çok içki içip namaz kılmak. İkincisi, Sovyet Cumhuriyetlerinin, eski cumhuriyetlerinin hemen tamamına yakını vodka müptelası. Evet. Böyle mi? Güzel içki, ben severim. Efendim, şimdi bu insanlar su gibi alkol tüketiyor. Fazla içiyor, evet. Ve böyle bir toplum, toplumsal bir dönüşüm oldu. Bu Medine'deki olan uygulama aynen o toplum içinde. Aynı şartlar tekerrür ettiğinde herhangi bir zamanda... Onu söyler. Oraya geçer. Şu anda Türkiye'de evet. De var yani. Bizim... Neresi niye iptal oluyor? Niye iptal olmuş olsun? Niye Ayet orada duruyor mu? Duruyor. Ayet orada duruyor. Uygulanabileceği bir yer var mı? Var. Şartlar tekerrür ettiğinde o ayetin uygulama alanı da girer. Okay. Anlatabiliyor muyum? İçme. Kimin haddine? İçtin bari namaz kılma. Kimin haddine bu ayet hükümsüz kaldı? Ben yaşadım da mesela cuma namazına eskiden özellikle yazlıkta arkadaşları toplayıp götürürdüm. Bana derlerdi ki ya dedi hani cumaya gideceğiz de dün akşam biz içtik. Ya kardeşim sen sarhoş değilsen namaz kılarsın diye ben kaç kişiyi cuma namazına öyle götürdüm. Kendim yaşadım. Ya, namaz kılıyor. Bizzati ayeti götürür. Şimdi bu ayetlerin veyahut arasında. Veyahut Ramazan'da kesiyor içki. Bakın içmeyi. Başka şeyler de var Kur'an'da. Mesela Müslümanın. İçkiyle alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Bir örnek vereyim de. Hocam, şey Müslümanın Müslümanla savaşmaması geçiyor benzer olarak. Ama bir Allah biliyor ki deminki hüküme benzer olarak Müslüman Müslümanla savaşacak. Ha Müslüman Müslümanla savaşmayacak dedi diye Allah orada bırakmıyor. Savaşacaksa da nasıl aralarının bulunacağıyla ilgili ayetler var. Yani Kur'an'da buna benzer durumlar var.